Efendim biz ne yapıyoruz senelerdir burada böyle Allah aşkına yani bazıları da bana bunu gerçekten soracağım ne anlatıp duruyorsun sen işte açık beyinde o kadar şey yapıyorsun falan. Bugün bu videomuzda efendim sevgili ve göz bebeğimiz Bilimsel Düşünce Okulu'nun sponsorluğunda size aslında gizli bir niyetimizi ifşa etmek istiyorum. O da şu ki Senelerdir bilimi anlaşılır bir şekilde insanlara anlatacağız diye yola çıktık ve bir takım arkadaşlarla toplandık, bir şeyler yapıyoruz. Ben daha ziyade işte fizyoloji, nörobilim, biyoloji alanlarından derlediğim bilgileri paylaşmaya çalışıyorum ama onun dışında birçok bilgi alanından insanlarla çok istifade ediyorum. Özellikle hayatımı değiştiren bazı önemli böyle bilimsel konu başlıkları var. Bunları birçok insan akademik ya da teknik bilgi alanları zannediyor ama gerçekten temel düzeyde anladığınızda ve bunların dünya ve sizin hakkında neler söylediğine ya da neler söyleyebileceğine biraz kulak verdiğinizde gerçekten insanın yaşamını, düşüncesini, davranışını dönüştürücü bir çerçeve sağlayabiliyor bu bilimsel alanların hepsi. Ve bugün özellikle de başta işte açık beyindeki A akademi eğitimlerinde ve özellikle de bilimsel düşünce okulu çerçevesinde ben biraz tuhaf bir şey yapıyorum ve insanlar oraya geldiklerinde bazı konu başlıklarıyla karşılaşıyorlar. Çoğu zaman afallıyorlar. Diyorlar ki yani ya bu bilgileri acaba ben anlayabilir miyim? Fakat bilimsel düşünce okulu bittikten sonra sanıyorum hepsi ki görüştüğüm bütün arkadaşlarım hala da iletişimlerimiz devam ediyor. Hepsinde aynı kanı oluşuyor. Bunları duymadan önce biz dünyaya başka bakıyorduk ve şu anda farklı bakıyoruz. O yüzden benim gündemimde şu dünyaya bakışımı değiştiren 5 tane önemli bilimsel başlığın Herkesin bir şekilde haberdar olacağı bir şekilde anlatılabilmesi meselesi var. Benim ana işim bu senelerde de bunu yapıyorum. Nedir bu başlıklar? Biz bu başlıkları niye önemsiyoruz ve bize niye faydası var? Kısaca size bunları hatırlatmak. Hani yarın bugün bir anahtar kelime olarak bir yerde karşılaşırsanız da biraz belki daha dikkatle bakarsınız ve hani hayatımızla ilgili daha iyi bir şeyler öğrenme vesilesi yakalarız diye bu başlıkları bir sıralamak istiyorum. Tabii ki birincisi ve en önceliklisi Nörobilim efendim. Nörobilim benim esas uzmanlık alanım. Beyin ve davranış bilimleri. E, evde beyin cerrahı olmayacağımıza göre, mutfakta beyin ameliyatı yapmayacağımıza göre bu bilgi ne işimize yarar diye soranlar oluyor. Benim ailemden bunu soranlar çok var. İnsan davranışlarının zihinsel kökenlerini anlamaya başladığınızda öncelikle kendi kendimize neler ettiğimizi anlıyoruz. Kendi davranışlarımızı nasıl dönüştürebileceğimize dair yollar fark ediyoruz. Ama çok daha önemlisi diğer insanların davranışlarının ana motivasyonlarını, ana nedenlerini anlayınca bu insanın dünyadaki işte varlığın en önemli dayanakları olan diğerleriyle olan iletişimimizde çok önemli bir ilerleme sağlıyoruz. Ben o yüzden temel düzeyde nörobilimi anlamanın insanın kendini bilmesine dair en önemli giriş kapısı olduğunu düşünenlerdenim. Efendim ikincisi tabii ki aslında belki de bunu birinci sıraya koymak lazım ama evrim. Biyolojik evrimi temel düzeyde anlamadan ben insan hayatında hiçbir şeye anlam verilemeyeceğine artık ikna oldum. Çünkü biz bugün bir biyolojik canlı olarak bu dünyada yaşıyoruz. Ama aynı zamanda kültürel bir biyolojik canlıyız. Yani özverimiz, öğrenilmişliğimiz, geleneğimiz, birtakım inançlarımız, toplumsal kalıplarımız var. Ama çoğu zaman bu inanç, kalıp, gelenek falan gibi hikayeler bizim milyonlarca yıldır tabiatta hazırlanmış olan yapımızla çok uyumlu olmayabiliyor. Misal şu anda içinde yaşadığımız dünya. İnsanın fabrika ayarları hikayesi ayarlarımızla kurduğumuz dünya arasındaki uyumsuzluğun bize neler ettiğini anlatıyordu hatırlarsanız. Ben bu kadar lafı nereden üretiyorum? Evrim. Çok merak ettiğim bir konuydu ve hayatımı uygulamayı çok sevdiğim bir konuydu. Oradan devşirdiğim bilgiyle baktım gördüm ki birçok ezberim, birçok inancım, kendime dair birçok varsayımım aslında yanlışmış. Onları düzeltmeye başlayınca hayatta düzelmeye başladı bir misyon olarak evrimi herkese anlatmaya çalışıyorum. Biraz patinajlı bir konu biliyorsunuz. Bazı çevreler hala evrim var mı yok mu diye tartışa dursun. Evrim tartışılmaz bir gerçek. Bunu öğrenmeyen evde kalır hep söylüyorum. O yüzden bunu bir dikkatle incelemek ve hayatımıza bu bilgiyi katmaya çalışmakta büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Zamanımızın bir başka önemli bilgi alanı, mecburen hepimizin hayatının ortasına adeta bir bomba gibi düşen yapay zeka meselesi. 2000'li yılların başından beri işte yapay sinir ağları, işte yapay zeka falan lafları dolaşıma girmeye başladı ama Özellikle şu 2022 senesinden itibaren e, ve şu anda artarak hayatımızda etkileri devam eden bir yapay zeka devrimi yaşıyoruz. Geliştiricilerin bile tahmin edemeyeceği kadar çeşitlenmiş uygulamalarla hayatımızın her alanına giren, artık gördüğümüz şeyin gerçek olup olmayacağını bile karıştıracağımız kadar kafamızı allak bullak eden bir teknolojinin içindeyiz. Bu aynı zamanda yeni bir kültür bilgiye erişimde ve bilgiyi kullanmada bambaşka bir seviye demek. Ve biz maalesef bu yapay zeka konusunu anlamaktan henüz oldukça uzağız. Yapay zekaya soru sorarken bile çok zorlanıyoruz. Ona bir şey yaptırırken bile belli bir kültür geliştirmemiz gerektiğini fark ediyoruz. O yüzden bizim açık beyinde de benim şahsi yaşımda da en çok önemsediğim konulardan bir tanesi yapay zeka denen teknolojinin mantığını anlamak, ya efendim işte bizi cyber din yapacakmış, havaya uçuracakmış, terminatörler gelecekmiş kafasından bir an önce çıkıp bu teknolojinin insanı taşıyacağı yeri ve tabii ki insan olarak kalmamız için bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğimize dair yeni bir kültür yaratmak üzere bu bilim alanının, bu bilgi alanının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece son kullanıcı olarak değil, yar yarın bir gün hepimiz çatal kaşık gibi bu teknolojiyi her gün, her an kullanmak durumunda kalacağız. Hatta bizzat onun içinde yaşayacağız. O yüzden bu bilgi ve bu kültür bu devir için en önemli bulduğum alanlardan bir tanesi. Tabii ki ta 1900'lü yılların başlarından beri yani keşfedildiğinden, ismi konduğundan beri böyle çok insanlara gizemli gelen hatta bazı popüler bilim kitaplarıyla anlatıldığı tarzıyla da çok böyle sağduyuya aykırı ve tuhaf gözüken bir bilim alanı var. Kuantum fiziği hepiniz onu duydunuz. Evet kuantum fiziği böyle teknik olarak gerçekten çok zor. Yani fiziğin çok derinlikli bir alanı. Tamamen matematiksel modellere dayanıyor falan ama şu içinde yaşadığımız dünyaya ve tabii ki zihnimizin işleyişine dair de çok acayip şeyler söylüyor. Öte yandan kuantum fiziğinin aslında ne çalıştığını, neden bahsettiğini ve bize nasıl bir dünyanın resmini çizdiğini. Gerçekten kaynağından bilmiyorsak, mesela kuantum şifa, kuantum iyileşme kuantum tefsir falan gibi şeyleri olası görmeye başlıyoruz. Ve bir şekilde evrene yansıt gelsin. Evet iyi hatırlatma. Böyle sektir gönder, er istediğin olsun falan filan tarzı bir şeye benzediğini düşünüyoruz. Çamaşır deterjanı bile bir Kuantum diye çamaşır deterjanı var biliyorsunuz. Kuantum öyle bir şey değil. Enerjinin paketçikler halinde yayıldığı bir evrenin ne demek olduğu, bizim gerçekliğimiz ve bizim zihnimiz hakkında bize neler söylediği gerçekten kaynağından dinlenildiğinde o işte secretlardan, bilmem nelerden çok daha gizemli ve büyülü bir şey anlatıyor bize. Çok daha dönüştürücü bir bilgi ama onu fizikten dinlemek lazım. Fizi kimsilerden dinleyince gerçekten kafamız biraz karışabiliyor ve çok istismara açık hale gelebiliyoruz. O yüzden temel düzeyde kuantum fiziğinin ne dediğini anlamak, onun hayatımızdaki termiklerini anlamak, çok çok önemli bir alan. Ve tabii ki benim akademik yaşamımdaki en önemli bilgi alanı diyebileceğim, nörobilimden daha ileri koyduğum, hayatıma etkisi anlamında benim rehberim hatta mürşidim diyebileceğim bir bilim alanı var ki kaos ve karmaşıklık bilimi. Gerçekten 1960'larda gelişmeye başlayan, 1980'lerde, 90'larda artık harcı alem bilimin alanına tartışılmaz bir şekilde oturan ama hala 2020'leri geçmekte olduğumuz şu günlerde çoğu bilim insanının tam olarak kavrayamadığı ya da kavramakta çok zorlandığı bir bilimsel alan bu. Etrafımızda düzen ve düzensizlik dediğimiz şeylerin aslında hiç de bizim zannettiğimiz gibi olmadığını, hayatta insanın düzen dediği şeyin tamamen varsayımsal ve geçersiz bir kurgudan ibaret olduğunu, gerçek düzensizlik denen şeyin ise ya da bizim düzensizlik zannettiğimiz şeyin ise aslında arka planında çok boyutlu kompleks bir matematiksel sistem olduğunu bize anlatan, evrenin kaza eseriymiş gibi gözüken olaylarının arkasındaki düzeni anlamamızı sağlayan ve tabii ki hayatın bilinmezlikleriyle, beklenmeyenle nasıl hemhal olacağımızı ve onunla nasıl dans edebileceğimizi aslında bize öğreten çok enteresan bir bilim alanı. Sayısız ders çıkarabileceğimiz ve etrafımıza her baktığımızda bambaşka bir tecrübe edinmemizi sağlayabilecek müthiş bir güneş gözlüğü diyelim. Kaos teorisi ve karmaşık bilimi için. Tabii ki bu bir matematik dalı. İşte içinde fraktal geometri var, kompleks sistemler var, sistem davranışı var. Bunları teknik olarak çalışmak yani ancak belli akademik disiplinlerin işi olabilir ama felsefi olarak bizim için söylediklerini her duyduğumuzda gerçekten hayatımızı değiştiriyor. Ben bunu açık beyindeki hemen hemen bütün eğitimlerimde, Sadece kaos ve karmaşıklığa özgü eğitimlerde değil, bilimsel düşünce okulunda da insanlar üzerindeki etkilerini çok net görüyorum. Ve e, açık beyinde birçoğumuzun hani gönül rahatlığıyla, gerçekten içten ve inanarak çok da şey yapmamak lazım diyebilmemizin arkasında kaos teorisine dair işte aldığımız o terbiye, o e, nosyon yatıyor diyebilirim. Çünkü bu evren bize anlatıldığı gibi değil. Bu evren kendisinin bize anlatmaya çalıştığı gibi. Yeter ki ona kulak verip bir dinleyelim çok acayip şeyler öğreneceğiz.